Tekrar herkese günaydın. Ben Doktor Semra Günay, İstanbul Ok Meydan Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Meme ve Endokrin Cerrahi Kliniği'nde çalışmaktayım. Size bu oturumu birlikte yöneteceğim arkadaşımı takdim edeyim öncelikle. Doçent Doktor Sayın Atakan Sezer, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği'nden. Biz bugün burada gerçek olgular üzerinden yaptığımız, gündelik pratiğinize yaptığımız ya da karşılaştığımız hataları, bunlara yönelik yorumları, çözümleri değişik evrelerde ele alarak birlikte birkaç olguyu konuşmak ve ortak bir noktaya varmaya çalışacağız. Değerli panelistlerimiz var. Ben sırasıyla kendilerini davet etmek istiyorum. Erzurum Atatürk Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Sayın Müfide Nuran Akçay. Buyurun hocam. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Sayın Hasan Aydede. Buyurun hocam. İstanbul Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Sayın Operatör Doktor Adnan Öztek. Buyurun. Yine İstanbul'dan İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nden Doçent Doktor Sayın Serkan Sarı ve yine aynı hastaneden Doçent Doktor Sayın Feyzullah Ersöz. Olgularımızı Atakan Hoca takdim edecek. Daha sonra olgular üzerinden bazı sorularımız var. Yine 5 cerrahla tartışacağız. Elbette ki endokrinolog hocalarımızdan katkı gelirse bunları da memnuniyetle öğrenme fırsatı bulmuş olacağız. Başlayalım. Peki. Atakan Hocam buyurun. Günaydın hepinize tekrar. Hoş geldiniz. İlk vakayla başlıyoruz. Yaşında kadın hasta. Boynunda şişlik şikayetiyle genel cerrahi kliniğine başvuruyor. Hastanın anemnezinde 26 yıl önce multinodüler guatr nedeniyle opere olduğu öğreniliyor ve hiç hormon replasman tedavisi almamış hasta. Anemnezi sorgulandığında herhangi bir özellik yok. Fizik muayenesi yapılıyor. Bir koher insizyon sıkarı mevcut. Palpasyonda sol lobda yutkunmakla hareketli 3 santimlik nodül palp ediliyor. Görüntüleme yöntemlerinde ultrasonografide sol tiroid ucunda yaklaşık 3 santimlik solid yapıda nodül mevcut. Sağ lob görüntülenemiyor. Hastaya ince aspirasyon biyopsi yapılıyor. Atipik olmayan tiroiditler foliküler yapıda kolloid görülmekte şeklinde bir patoloji geliyor. Ön ton olarak nodüler, nüks nodüler guatr tarısı konuyor ve operasyon öneriliyor. Sol totale tamamlayıcı tiroidektomi yapılıyor. İlerlemiyor arkadaşlar. Erken postoperatif dönemde hasta ekstübe edildikten 10 dakika sonra solunum aresti gelişiyor. Solunum tolere edilemiyor, asiste solunum entübe ediliyor. Daha sonra KBB tarafından yapılan fizik muayenesinde sağ vokal kortum paralitik, sol vokal kortta da hareketlerin azalmış olduğu tespit ediliyor. Hasta bir hafta kadar yoğun bakımda kalıyor. Bu dönem içerisinde ikinci, beşinci günlerde ekstübe edilmeye çalışılıyor. Fakat hasta tolere edemiyor ve trakeostomi açılmasına karar veriliyor. Buyurun. Şimdi bu olgumuzda hepinizin dikkatini çekmiştir. Başlangıçta tanıya ve tedavi kararına çok hızlı geçilmiş. Müfide Hocam, siz ilk soruyla sizle başlamak istersek, ince iğne aspirasyon biyopsisinde böyle bir sonuç aldığınızda yahut da şüpheli atipi, önemi bilinmeyen atipi gibi ya da malignite yönünden kuşkulu bir sonuç aldığımızda böyle bir olguda nasıl bir aşamadan sonra cerrahi tedaviye karar verirsiniz ya da cerrahi tedavi kararı verir misiniz? Tabii şimdi bu olgu nüks bir guatr. Nüks guatrları ayrı ele almak lazım. Çünkü nüks guatrlarda komplikasyonlar 20 kat artıyor. Yani nervus rekürrens paralizisi veya kalıcı hipokalsemi gibi komplikasyonlar ilk ameliyata göre 30 kat, 20 kat artış göstermekte. O bakımdan eğer beninse tabii takip lazım bunları. Beninse takip
Ama malinite kuşkulu ise o zaman %60 ile %75 oranında malin olacağı için ameliyata almak lazım. Yani ilk belki ince in aspirasyon biyopsi sonucu ilk ameliyat olmamış hastalardaki gibi, ama tabii bunlarda biraz daha tedbirli olmak, biraz daha tedbirli yaklaşmak lazım. Beninse takip, eğer önemi belirsiz atipi ise bu bir dönemde takip edilebilir. Rekürren biyopsiler yapılabilir. Ama malinite kuşkulu veya malin gelirse tabii o zaman hastayla konuşup, ama ameliyat öncesi tabii daha teferruatlı bir inceleme yapılarak, o sorular sanıyorum gelecek, daha teferruatlı bir inceleme ile ameliyata almak lazım. Serkan Hocam, siz bu aşamada bir nüks olguda malinite kuşkusunu burada devre dışı bırakalım. Benin olduğu yahut da şüpheli atipi ifadesiyle bir cevap geldi, rapor geldi. Ne yaparsınız? Yani doğrudan bir tedavi şekillenir mi kafanızda? Hasta nüks olgu ise biz takip ediyoruz kendi klinik pratiğimizde. Eğer benin veya şüpheli atipi veya önemli bir atipi gelirse de birkaç ay sonra IAB tekrarı, ultrasonografi görünteme tekrarı. Hani eğer herhangi bir büyüme yok ise tekrar biyopsi sonuçlarında herhangi bir malinite kuşkusu yok ise biz nüks olgulara genelde takip yönünde. Yani bu olguda olduğu gibi doğrudan cerrahi doğrudan kararı cerrahi verip hızlı kararı bir vermiyoruz. Şekilde ameliyat tarafına geçmiyoruz. Yani, nükslerde evet, biraz daha kaçınıyoruz. Cerrahinin ne zaman yapılması gerektiğini aslında birinci soru üzerinden konuşmuş olduk. Bir miktar konuşmuş olduk ama cerrahiye karar verecek olur isek bası bulguları ya da malinite kuşkusunun öne çıktığı durumlarda. O zaman yaklaşımımız nasıl olmalı? Hasan Hocam, sizden kısaca yorum alabilir miyiz? Nüks Coaster'da cerrahi tedavi düzenlememiz için dediğiniz gibi malinite kuşkusu ön planda. Bunun yanında bası bulguları, venöz bası bulguları. Burada benim vermek istediğim bir mesaj da ilk cerrahide ön planda yoğun fibrozis olabildiği için düşündüğümüz kadar büyük olmayan nodüllerde de bası olabilir. Yani burada hastayla semptomatolojiyi iyi değerlendirmek önemli. Retrosternal bir uzanım varsa bu da cerrahi endikasyon oluşturuyor. Cerrahi strateji olarak görüntülemelerin iyi yapılması, gerekmeyen loja girilmeyecek şekilde görüntüleme, belki ultrasondan şüphemiz varsa bir sintigrafik değerlendirme de burada önemli olabilir. Cerrahi esnasında da bir diğer cerrahiye bırakmamak için yukarıya doğru uzanımlar ve aşağıya doğru ektopik uzanımları da görebilecek şekilde sinir koruyucuyu sanıyorum daha sonra şey yapacağız. Bir cerrahi total eksizyon planlamak gerekiyor. Evet, bu aşamada farklı bir yaklaşımda bulunur muydunuz Feyzullah Hocam? Yoksa bütün bunlar sizin için uygun ve yeterli mi? Bence yeter. Belki tomografi isteyebilirdim. Yani trakeada darlık var mı yok mu? Özellikle entübasyon için sorun olabiliyor ameliyat esnasında. Gerekirse bu hastalarda bronkoskopik entübasyon olasılığı öne çıkıyor. Bunu da ekstra isteyebilirdim. Evet. Başka bir inceleme? Tomografi ile ilgili ben bir şey sorabilir miyim? Peki tabii. Tomografi isterken kontrastlı veya kontrastsız? Ben kontrastlı tomografi istedim. Kontrastlı tomografi... Damar yapılarıyla olan ilişkisini yine iyi görebilmek için. Yani kontrastlı da istenebilir. Daha çok tomografide... Kontrastlı tomografi bir daha sonra bir şey çıkartabilecek. Mediastine ne kadar uzanıyor? Daha çok onu görebilmek için. Yani bu hastaya nasıl bir yaklaşım, nasıl bir cerrahi yapabiliriz? Yani stenotomi mi yapmamız gerekebilir? Torakotomi mi yapmamız gerekir? Daha çok bize bu yönden de bir yol gösterici görüntüleme yöntemi olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi kontrast kullanımı bildiğiniz gibi daha sonraki tetkikler ve sintigrafik incelemeler açısından önemli. Evet, evet. Ama anladığım kadarıyla artık cerrahiye yaklaştık. Yani bu hastanın malinite kuşkusu ya da bası var olması halinde ya da hastanın özellikle bunu tercihi sonuç olarak böyle bir kararı varıldı. Ameliyatı almadan önce yapmak istediğiniz herhangi bir şey var mı Adnan Hocam? Bu hastaya kesinlikle ameliyat öncesi kort vokal muayenesi yaptırmak lazım. Evet. Çünkü geçirilmiş cerrahisi var, tiroid cerrahisi var. Biz kendi uygulamamızda, klinik uygulamamızda
rutin her vakayı yaptırıyoruz. Yani evet. Geçirmiş olsun veya olmasın tiroid cerrahisi her vakada PROP, kort vokal muayenesini yaptırıyoruz. Evet, peki bir sonraki soruya geçelim. Bu konuyu özellikle zaten bir mesajı vermek amaçlıydı. Çok hızlı bir şekilde cerrahiye karar verilen olgularda ne yazık ki böyle şeylerle günlük pratiğimizde karşılaşıyoruz. Hocalarımız yapılması gerekenleri ayrıntılı olarak anlattı. Bir de ek olarak hastanın karşılaşacağı bundan sonraki riskleri de kendisiyle ayrıntılı olarak konuştuğumuzu ve ameliyata aldığımızı kabul ediyoruz. Bu aşamada çalışırken kort vokalle ilgili bir sorun size ifade edildiğinde, işte ağır hareketsiz, paralitik olarak ifade edildiğinde, sinir monitorizasyonu dün de ayrıntılı olarak burada işlendi. Kullanıyor musunuz? Kullanmayı tercih eder misiniz? Primer vakalarda mı, ikincil vakalarda mı kullanmayı tercih edersiniz? Müfide Hocam, deneyiminiz nedir bu konuda? Evet, bizde bu alet yok. Biz kullanamıyoruz maalesef. Öneriyor musunuz kere, hocam? Evet, öneriyorum. Kuvvetle öneriyorum. Özellikle evet. Nüks vakalarda mutlaka olması gereken sinirin bulunup ortaya çıkarılmasında ve diseksiyona yardımda, tabii dün de teferruatta bahsedildi, önemli bir alet mutlaka olması gerekiyor. Ama ilk ameliyatta değil, değil mi hocam? Yani ikinci açılış değil, yahut evet. Da malintede, evet, malin, venüs vakalarda, evet. Olgularda özellikle tercih evet, ediyoruz. Deneyimi tercih olan ediniyor. Hocamız var mı? Yani kullanma konusunda deneyimi olan var mı hocalarımızdan? Hangi tür olgularda yapıyorsunuz? Hepsinde kullanıyor musunuz? Şimdi literatür bilgisi genelde nüks, redo cerrahi ve malinitede kullanılması gerektiğini öneriyor. Ama biz kendi günlük pratiğimizde tüm guatr ameliyatlarında rutin olaraktan kullanıyoruz. Öğrenme eğrisi kaç oldu burada yaklaşık olarak? Yani en az bir 10-15 kullanımdan sonra en azından ben biraz alışıyorum. Anestezi alışıyor, evet. Hemşire alışıyor. Yani evet. Arada kullandığınız zaman kişilerin adaptasyonu biraz daha güç oluyor. Verdiğiniz impuls işte ya da sinirin eşik değeri, onlara alışmak veya stimülatörü hemşirenin kullanması, entübasyon tüpüne anestezinin alışması biraz zaman alıyor. Rutin evet. Kullanmak lazım mı? Yani şu an için onu söylemek güç. Bize ne fayda veriyor? Ya bu bize bir navigasyon gösteriyor. Evet. Ve bizi bir şekilde rahatlatıyor. Hani primer vakada en azından siniri ortaya koyduktan sonra ameliyat süreniz kısalıyor. Yani onu evet. Güvenli olarak kenara alıyorsunuz veya sağ tarafta çok nadiren hani non-recurrent'i bulup daha rahat hareket edebiliyorsunuz. Biz günlük pratiğimizde rutin olarak evet. Kullanıyoruz ve faydasını görüyoruz. Evet, buyurun. Ben de kullanıyorum sıklıkla. Hakikaten bunu bir kez kullanmaya başladınız mı, faydasını görünce bir daha bırakamıyorsunuz. Evet. Ben bütün primer olgularda da görüyorum. Hatta bir anım var bir hastayla ilgili, nüks bir guatırdı. O da hastaya ben monitörle gireceğimi söyledim. O esnada da tüp yoktu, onu beklememiz gerektiğini ifade etmiştim. Anlatmaya çalıştım. Hasta bir türlü anlayamadı. Ben anlattım. Hocam dedi, sizin söylediğiniz şey dedi, park sensörü gibi bir şey mi? Evet dedim, onun gibi bir şey. Hakikaten park sensörü gibi bir şey. Bence çok faydası var. Evet, teşekkür ederiz. Devam edelim. Adnan Bey bir şey mi söyleyecektiniz? Pardon. Biz de kendi klinik pratiğimizde her vakada rutin kullanmıyoruz. Fakat nüks vakalarda, evet. malin vakalarda ve paratroid vakalarında rutin kullanıyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Bir sonraki sorumuz da bu tür durumlarda, yani bizim takdim ettiğimiz olguda olduğu gibi tek taraflı sinir hasarı varsa bu gerçekten deneyimli merkeze yönlendirilmeli mi, yoksa gerekli imkanlar sağlanırsa veya kendimize fazlaca güvenerek her yerde böyle bir vakanın ameliyat edilmesi uygun olur mu? Muhtemelen olmaz diyeceksiniz. Yorum getirmek ister misiniz Hasan Hocam? Hocam ben kort vokallerle ilgili bir iki ekleme yapmak evet, istiyorum. Evet, lütfen. Verirseniz. Kort vokallerin, ben biraz kort vokal hasarlarının dünyadaki dökümünü çıkardım. Evet. En büyük serilerden biri Japon serisi, 45 yıllık bir seri. İlk 30 yılı 1000 vaka, ikinci 30 yılı 800 vaka, 840 vaka. Diğer vakalarda, diğer serilerde de benzer. Kabaca %45 kadarı totalin cerrahi nedenlerle,
Japonya'daki Tokyo Üniversitesi'nin serisi ilk 30 yıllık seride tiroid cerrahisi cerrahi nedenleri içinde ön planda duruyor. İkinci 15 yıllık parçada da tiroid dışı cerrahiler daha ön plana çıkıyor. Bizim ülkemiz için böyle olacağını çok sanmıyorum ama birinci tiroid cerrahisi yapsak bile anamnezde bölgede karotis cerrahisi, ön medyastan cerrahisi, bu tür paratiroidi tabii söylemeye bile gerek yok. Bu tür cerrahilerde de kort vokallere mutlaka baktırmak lazım. Çünkü normal konuşma sesinde hasarlı olguların %30'dan kadarı normal konuşma sesinde normal olarak algılanabiliyor. Bu noktada yine vurgulamak istediğim bir nokta var. Tüm serilerde en az %5-7, totalin %5-7'si entübasyon nedeniyle olan kort vokal fiksasyonları. Tabii sinir hasarı demek çok kolay değil. Ama kort vokal fikse olduktan sonra sinir atrofisine gideceği için geriye dönük olarak da nedeni ortaya koyabilmek çok zor. Bir entübasyonun kort vokal hasarı oluşturma geçici %1,5, kalıcı hasar riski 1/5 civarında. Ben her entübe olmuş vakaları tiroidektomi yaparken baktıralım gibi bir iddiada değilim ama uzun süre yoğun bakımda entübe kalmış olgular. Sahada, acil şartlarda ameliyathanedeki elektif entübasyon dışında anamnezinde entübasyon olan olgularda sanıyorum bu olguları da birinci tiroid cerrahisi yapıyor bile olsak kort vokallerine baktırmak bizim için daha koruyucu olacaktır. Evet. Sorunuza gelince tabii ki deneyimli bir merkeze göndermek yüksek volümlü bir merkezde alınmasını tercih etmeli. Çok teşekkürler. İkinci olgumuza geçelim. Birkaç olguyu tartışabilmek için biraz hızlanmamızda yarar var. Buyurun lütfen. İkinci olgu 30 yaşında kadın hasta. Epikrizden öğrenildiği kadarıyla düşük volümlü tiroid cerrahisi yapan bir merkezde nodüler guatr ön tanısıyla ameliyat alınıyor. İlk ameliyatta diseksiyona izin vermeyen yoğun kanamalı dev bir guatrla karşılaşılıyor. Küçük bir parça alınıyor. Epikrize bu şekilde yazıyor. Doku ekstra edilip biyopsi yapılıyor ve daha fazla bir cerrahi yapılmadan hasta ameliyatına sonlandırılıyor. Aynı ilin bir devlet hastanesine ikinci sevk ediliyor ve ikinci kez operasyona alınıyor hasta. Burada sağ lobda dev bir nodül 8 santim çapında bu nodül çıkartıyor. Nodülektomi. Ve yine aynı devlet hastanesinin patolojisinde papiller karsinom olabilir diye bir ibare var. Bunun üzerine hasta İstanbul'a yönlendiriliyor. Hastayı görüntüleme yapılıyor. Burada bilateral bakiye tiroid dokusu gözüküyor. Akciğer grafisinde trakeanın sağa doğru devi olduğu gözüküyor ve yaygın daha sonra çekilen tomografisinde planjon guatr ve bilateral yaygın lenf nodları tespit ediliyor. Hasta konseye çıkıyor. Tamamlayıcı tiroidektomi ve boyun diseksiyonu kararı veriliyor. Üçüncü ameliyat alınıyor. Tamamlayıcı tiroidektomi sağ santral ve lateral boyun diseksiyonu yapılıyor. Ameliyat esnasında frozen gönderiliyor. Benign olarak raporlanıyor. Fakat parafinde sağ lobda papiller karsinom yaklaşık 1 santimetre çapında çıkıyor. Boyun diseksiyonunda da 24 tane lenf nodunda hepsi reaktif hiperplazi. Buyurun. Evet, şimdi bu oldukça büyük başından itibaren iki kez ameliyat geçirdikten sonra geldiğinde bile plonjan guatr olduğu zaten belli. Yani fizik muayenede bile muhtemelen belli. Küçük bir merkezde ameliyatı konusundaki düşünceniz ne olur? Hasan Hocam sizden devam edelim isterseniz. Hasan Hocam böyle bir olguyu her türlü ameliyatın yapıldığı bir ilçe devlet hastanesinde ameliyata alma konusunda görüşünüz nedir? Burada sözleri de iyi tartmak lazım. Bir süre sonra bütün vakalar deneyimli merkezlerde olsun gibi anlamlara da gidebiliyor. Ben asla öyle bir şey söylemek istemiyorum. Burada sanıyorum cerrahın kendi ile ve o çalıştığı kurum ile olan dengeyi iyi kurması gerekiyor. Bu denge değerlendirildikten sonra tabii ki mantıklı bir şekilde düşünürsek sternotomi çok gerekmese bile çok nadiren plonjon guatrlarda da sternotomi gerekebiliyor. Kısmi sternotomiler de gerekebiliyor. Evet. O nedenle bu tür vakaların
bu tür kişisel olarak deneyimimiz yeterli olsa bile donanımın da yeterli olabileceği evet. bir merkeze evet. gönderilmesi daha evet. akılcı olabilir. Evet. Yani buradan amacımız bu mesajı çıkarmak. Üçüncü ameliyatı sırasındaki incelemelerde dahi ciddi bası bulgusu olan bir olguda ameliyat sonrasında ihtiyaç duyulabilecek yoğun bakım imkanlarından mahrum olan yerlerde buna girişmek aslında kendimizi de riske etmek oluyor cerrah olarak. Bundan sonra da ameliyatlarla alakalı şimdi birinci açılışın, ikinci açılışın, üçüncü açılışın farklı farklı elbette ki riskleri var. Hem hasta için hem de açan hekim için. Serkan Hocam ne dersiniz? Giderek artan risklerden bahsediyoruz ama sonuçta biz konseyde böyle bir karar aldık bu olgu için. Çünkü bu olgunun tedavisi eksik duruyordu. Burada risk ne durumdadır yaklaşık olarak? Bir kere retrosternal guatrın kendi başına ciddi riskleri var. Hem öncesinde hazırlık açısından bizim için önemli. Gerçekten hani sternumun aktar altına indiği, büyük olması kanama riski, işte bası semptomları, nadiren de olsa trakeomalazi riski. Bunlar hastalığın kendi riskleri. Ameliyatın risklerine gelince siz ikinci, üçüncü defa açtığınız zaman loja girmekte sıkıntı çekebilirsiniz. Rekürans sinir yaralanmasının daha fazla olacaktır. Hipokalsemi riski her zaman için daha fazla olacaktır. Sternotomi gibi bir şey gerekirse yapabiliyorsanız kendiniz, yapamıyorsanız destek almanız gerekecektir. Bunu gerçekten hastalara iyi konuşmak gerekiyor. Prop hazırlığının iyi olması gerekiyor. Ama her ameliyat bir basamak daha bizim bu risklerimizi artırıyor. Onun evet. için de yapacak bir cerrah ve ekip önemli. Evet. Preoperatif hazırlık konusuna da siz bu şekilde girmiş oldunuz. Adnan Bey, sizin hastanenizde büyük bir hastane, altyapısı itibariyle de yeni de bir hastane, donanımınız da oldukça iyi. Böyle bir olguda preoperatif hazırlıkta siz neler istersiniz? Ameliyata girerken neler hazır olsun istersiniz? Yani demin hocam da belirtti, bu hastada işte sternotomiye hazırlıklı olmak gerekir. Yoğun bakımın yatağının ayarlanmış olması gerekir. Anestezi, preop anestezi değerlendirmesinin çok iyi şartlarda yapılmış olması gerekir. Bütün riskleri açık olan bir hasta tabii. Her konuda hazırlıklı olmak lazım. Gerekirse bir göğüs cerrahıyla birlikte belki ameliyata girmek gerekebilir. Evet. Müfide Hocam, biz bir frozen istedik, ganglionlardan istedik. VT'deki görüntüden de hatırlayacağınız gibi bütün boyun dolu görünüyordu ama daha önce iki kez ameliyat geçirdiğini, ilkinde hiç loja girilemediğini hatırlarsak, İkincisinde nodül olarak, yani epikrizde yazan gerçekten yanındaki soru işaretiyle birlikte geldi o not bize. Nodül olduğu varsayılan alan, patoloji raporu bir papüler karsinomdan söz ediyor ama çok emin değil. Tek bir patolog yorumlamış. Hiç diğer morfolojik yapıya ait bir yorum getirilmemiş. Böyle bir durumda doğru mudur yaptığımız ya da yeterli midir? Yaptık, negatif geldi ama boyundaki ganglionları, en azından palpe edilenleri çıkardık biz. Siz böyle yapar mıydınız? Uygun mudur? Evet, şimdi ATA kriterlerine göre de lateral diseksiyon yapmak için mutlaka histopatolojik olarak verifiye etmeniz lazım. Yani santral diseksiyon profilaktik olarak T3 ve T4 tümörlerde öneriliyor papiller kanserlerde ama profilaktik lateral girişim önerilmiyor. Sizin frozen'ınız negatif geldi ama ona rağmen diseksiyon evet. yaptınız. Tabii bu ATA kriterlerine bir uygunluk değil. Hı hı. Eğer patolojik olarak, histopatolojik olarak kanıtlanmış lenf bezi varsa yapılmalı ki hı hı. nitekim sonunda da 24 bezin tamam, 24'ü negatif. De negatif evet. olarak gelmiş. Evet. Yani bu şekilde mutlaka histopatolojik olarak verifiye etmeniz lazım. Bizim de iki olgumuz böyle vardı. İki veya üç olgumuz vardı. Bunlarda da kesin patolojik lenf bezi olduğu söylendi. Ve biz lenf bezi diseksiyonu yaptık bunlar histopatolojik olarak kanıtlamadan. Bunlar daha sonra tüberküloz olarak yani kazeyefiye granulomatöz lenf evet. adenit olarak geldi. Ve tabii büyük bir iş yapmış oluyorsunuz. Morbitesi evet. yüksek bir işlem. O bakımdan mutlaka kanıtlanmalı diyorum ben. Evet, teşekkür ederim hocam. Bunu az önce ele almaya çalıştık. Sizin de söylediğiniz gibi büyük bir iş yapmış oluyorsunuz ama büyük bir iş büyük sıkıntılar da yaratabiliyor bazen. O yüzden gerçekten de ilk ameliyatta sorun olduktan sonraki aşamayı da ben burada bir tekrar hani devam etmeden önce hatırlamak istiyorum.
çok sıkıntılı olduğu, loje dahi girilemediği anlaşıldıktan sonra en yakınınızdaki bir yere mi doğrudan göndermek, yani en kısa sürede hastayı bir başka merkeze yönlendirmek mi, yoksa bu aşamada bir durup gerçekten de bütün bu konuştuğumuz koşulları sağlayabilecek bir yere, yani aradaki ikinci basamağı hiç yaşatmayıp hastaya devam etmek mi daha uygun olur? Feyzullah, ne dersiniz bu konuda? Yani bu daha çok kişinin deneyimiyle ilgili bence. Bence eğer bunu yönetemeyecekse kesinlikle evet, başka bir merkeze göndermesinde fayda var. Ayrıca bir şey daha eklemek istiyorum. Böyle büyük guatırlarda, planjan guatırlarda ben ameliyat öncesi nazogastrik takıyorum. Hı hı. Çünkü bazen özefagusun arkasına doğru gidiyor kitle ve diseksiyonda özefagus rahat yaralanabiliyor. Hakikaten bize bir kılavuz oluyor. Evet, teşekkür ederim. Şimdi bu durumlarda tabii tıbbi ve hukuki sorumluluklar da var. Yani hekim aslında inisiyatif almakla çok büyük de bir sorumluluğun altına girmiş oluyor. Tuğbay Hocam, sizce yasal olarak böyle bir yerde ameliyat yapılması hekimi sorumluluk altına sokar mı? Yani Ankara Üniversitesi'nde sizin denetiminizde bu ameliyatın yapılması halindeki hukuki durumla böyle bir yerdeki yani ikinci ameliyat, birinci ve ikinci ameliyat için söylüyorum. Hukuki yönden bakışı hukukçuların aynı mıdır? İlk günkü malpractice toplantılarında avukat hanımdan ve Semih hocamdan duyduğumuz kadarıyla donanımda yetersizlik olması, cerrah kendini yeterli görse dahi malpractice kabul ediliyor hukukçular tarafından. Onun için bu bir sorun bence. Evet, yani bu anlamda biz yeterli tedbiri almamış oluyoruz hekim olarak. Evet. Ve bu olgudan çıkaracağımız derslerden bir tanesi de bu. Evet. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Hekime ait olduğunu bir kez daha burada görmüş olduk. Zaman hızla ilerliyor. Zamanımızın yarısını kullanmışız. O yüzden üçüncü olguya geçip biraz daha kısa şekilde devam edelim. Buyurun lütfen. Üçüncü olgumuz 24 yaşında kadın hasta. Sol yan ağrısı şikayetiyle ürolojik bölümüne başvuruyor. Özgeçmişi ve sol geçmişinde özellik yok. Ürologlar tarafından yapılan fizik muayenesinde karında kitle palp edilmiş ve görüntüleme için radyolojiye yönlendiriliyor. Ultrasonografisi yapılıyor hastanın. Karın orta hatta epigastrik alandan başlayıp inferiöre uzarım gösteren 16 santimlik bir kistik komponenti bulunan kitle tespit ediliyor. Bunun üzerine tomografi için yönlendiriliyor. Tomografisinde kısaca söylemek gerekirse sol üstte mide korpusu dalak posteriyonda bir kitle var. Kitle çevre dokulara invazyon göstermiyor. Bu sefer 20 santimlik bir kitle olduğu söyleniyor. Retroperitondan kaynaklı olduğu düşünülüyor. Bunun üstüne hastaya bir de MR çekelim deniyor ve MR'da da aslında benzer bulgular var. Yine retroperitoneal veya sürrenal kaynaklı olabilecek solid komponentlerde olan bir kitle. Fakat burada da yine bir boyutunda farklılık olduğu gözüküyor. Bu bulgularla beraber tekrar üroloji kliniğe gidiyor hasta. Fakat ürologlar bunun böbrek kaynaklı olmadığını düşünerek genel cerrahi kliniğine yönlendiriliyor. Genel cerrahi tarafından hasta değerlendirildiği zaman raporlarda bir uyumsuzluk gözüküyor görüntüleme yöntemleri arasında. Bu nedenle tekrar hastayı radyolojiye yönlendiriliyor. Bu arada da radyologların bir notu var görüntüleme yöntemlerinin altında histopatolojik verifikasyonu uygundur şeklinde. Radyolojiye tekrar giden hasta radyologlar tarafından konsült ediliyor ve biyopsi kararı veriliyor ve biyopsisi hastanın yapılıyor. Kalın iğne biyopsisi yapıyor radyologlar. Bu semisolid komponentleri içeren kitlenin solid komponentinden bir biyopsi alıyorlar. Ve kistik komponentine de drenaj kateteri konuluyor. Bu perkutan drenaja yaklaşık 2500 cc kadar hemorajik karakterde mayi geliyor. Ve hasta genel cerrahi tarafından takip edilsin önerisiyle gönderiliyor. Ve hasta acil servise kabul ediliyor. Buradan genel cerrahi servisine interne ediliyor hasta. Fizik muayenesinde yine sol üst kadrandan epigastriyuma kadar uzanan alt kadranı kadar giden dev bir kitle palp ediliyor. Hemodinamisi takip edilmeye başlanıyor. Dreninden geleni var. En yüksek ölçülen hemodinami takibinde 160'a 90 tansiyonu var
takipleri de 130-110 milimetre civa arasında değişiyor. Hemoglobinin düşmesi üzerine transfüzyon yapılıyor hastaya. Hasta 10 gün kadar yani servise yatıyor ve günlük 80-100 cc kadar hemorajik maye geliyor. Bu arada genel cerrahide yatarken bu kitlenin bir sürrenal kaynaklı olabileceği düşünülerek endokrinoloji konsültasyonu isteniyor. F kromosomayı ekart etmek amacıyla tetkikler isteniyor. Fakat bu tetkikler klinikte yani yaklaşık bir aydan önce çıkmayacağı biliniyor ve burada söyleniyor. Bu sırada alınan biyopsisinden de sonuç F kromosoma geliyor histopatolojisinde. Hastaya tabi ameliyat kararı veriliyor. Preoperatif tetkikleri yapılıyor. Hazırlığı yapılıyor pardon. Ameliyatta bir sorun yok. Yaklaşık 25 cm çapında dev feokromastoma eksize ediliyor. Buyurun. Evet, biraz karışık bir hasta. Bu hastanın gerçekten ufak tefek de bir hanım. Oldukça zayıf. Yani fizik muayene bulgularını tamamen karnı ve yan bölgesini bele doğru doldurmuş bir kitle dışarıdan palpe ediliyor ki FEO'da palpasyonun bile aslında çok dikkatli olması gerektiğini biliyoruz. Saatli bomba gibi ortada uzun süre dolaşmış. Şimdi radyoloji kliniği aşamasıyla ben başlamak istiyorum. Bu tabii standart bir yaklaşım değil. Bu hastada bizi hepimiz son derece şaşırttı. Bu hastaya radyoloji konsültasyonu istediğimizde genelde biyopsi düşüncesi olsa bile yani radyologlar biyopsi yapma konusunda çok çok istekli ve kararlı olsalar bile biyopsi öncesindeki kan testleri için öncelikle gönderen hekime gönderirler ve bu aşamada tabii biyopsiyi bir kez daha gözden geçirme fırsatı olur. Ancak burada üroloji polikliniğinde ilk ele alındığında istenen kan testlerinden dolayı ellerinde bunu hazır bulunca tekrar söylüyorum standart yapılan bir işlem olmamakla beraber doğrudan aynı gün hasta görüldüğü anda biyopsisi uygulanmış. Şimdi bu yaklaşım tabii ki çok yorumlanmaya açık. Hasan Hocam buyurun. Sürrenal lojda bir kitle ile karşılaşan hekimin 3 temel hamleyi yapması gerekiyor. Eğer bunları tam olarak yapamayacaksa o zaman bir üst merkeze mutlaka hastayı yönlendirmesi gerekiyor. Bunlardan bir tanesi anamnez. Burada kilo alıp vermeler, diyabet, hipertansiyon, cinsel alandaki değişiklikler dikkatlice sorgulanmalı. İkincisi en temel biyokimyasal testlere gelirsek, bir biyokimya mutlaka elektrolitleri içeren bir genel biyokimya testi, katekolamin metabolizması ürünleri ve steroid metabolizması ürünleri mutlaka bakılmalı. Evet. Artı görüntüleme ultrasonografi gibi bir yöntemle elde edilmiş ya da palpasyonla bu alana yaklaşılmış olabilir. Bu durumda da diğer sürrenalinde görüntülenebileceği şekilde bu ideal olarak MR ancak tabii kaliteli bir tomografi de bu anlamda deneyimli radyologlar tarafından yararlanılabilir. Bu üç basamağın herhangi bir hamle yapılmadan önce mutlaka gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu testlerin sonuçlarını yorumlayabilecek durumda olmak gerekiyor. Eğer buna sahip değilsek mutlaka hastanın bunu yapabilecek bir merkeze yönlendirilmesinde fayda var. Evet, şimdi bütün bu süreç aynı merkezde yaşandı. Bizim hastanede yaşandı, Samlok Meydan Eğitim Hastanesi'nde yaşandı. Burada esas benim öne çıkarmak istediğim, daha doğrusu ders olarak çıkarmamızı önemli olduğunu düşündüğüm husus, radyoloğun BT ve MR incelemesindeki birbirinden farklı yorumlar nedeniyle görüşünü almak üzere gönderdiğimizde doğrudan biyopsi kararı almış ve uygulamış olması. Yani bu alışılmış bir şey değil ve çok FEO için uzak durulması gereken bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Fide Hocam sizin yorumunuzu bu anlamda alabilir miyim? Bir de Hasan Hoca aslında gayet güzel anlattı. Bu hastanın anamnezinde gerçekten değişik zamanlarda sorgulamamızda dikkat çeken herhangi bir şey yok. Bu bir kere mahsus olmak üzere 160'a 110 olarak ölçülen tansiyon değeri de benim görüşüme göre bir anda 2500 cc sıvı gelince telaşlanıp acilde hızlı bir şekilde sıvı replasmanı yapılmış olmasından kaynaklı olabilir. Daha sonraki 3 hafta içinde çünkü 110'un üzerine 130'un üzerine çıkan bir tansiyon değeri olmadı.
Buyurun hocam. Evet, tabii her vakada tansiyon atakları olmuyor. %45 olguda feoların normal hipertansif hasta gibi seyrediyorlar. %5'i tamamen normal hipertansiyon olmaksızın ama %50 olguda da zaman zaman gelen hipertansif ataklar ve buna ilaveten baş ağrısı, çarpıntı, terleme evet. gibi ataklarla karakterize. O bakımdan tabii %100 güvenilir değil anamnez evet. ve testler. Tabii burada biyopsi kararı önemli. Biyopsi bu retroperitoneal bölgede ve hele de sürenele ait bir bölgede biyopsi almadan önce mutlaka feo dışlanmalı. Çünkü feo krizi ağır bir kriz. Burada ben Doktor Eren Berber'e de sordum dünkü konuşmalarında hangi durumda biyopsi alıyorsunuz diye. Eğer hasta kanser ve bu alacağımız biyopsi bizim tedavi seyrimizi etkileyecekse, değiştirecekse ancak o durumda biyopsi evet. yapıyoruz diyor. Yani bu durum, bu bölgedeki biyopsilerden kaçınmak lazım ama mutlaka yapılacaksa da bir endokrinolog, cerrah ve radyolog beraber evet. konsey yapıp o şekilde karar vermeleri evet. gerekiyor. Evet, teşekkür ederim hocam. Evet, bitti mi? Bu konuda başka bir görüş ya da yaklaşım düşüncesi olan arkadaşımız var mı? Adnan Bey, böyle bir olgunuz oldu mu? Dördüncü olguya geçmeden önce. Böyle bir olgumuz olmadı ama tabii bu olguda tek yapılmaması gereken biyopsi yapılmış. Evet. Yani, evet. evet. Patologlar da zaten tanıyı koyduklarında çok heyecanlı ve telaşlıydılar hasta ne durumda diye. Peki, çok teşekkür ederim. Dördüncü olgumuza geçelim. Buyurun. Dördüncü olgumuz 43 yaşında. Erkek hasta, yürürken düşme nedeniyle spontan femur fraktürü oluyor. Ortopedi kliniğine sevk ediliyor hasta. Hastanın preoperatif yapılan tetkiklerinde kalsiyumunun 18 mg olduğunu, paratormonun 1188 olduğu tespit ediliyor. Kalsiyumu düşürülüyor ve acil olarak ortopedi tarafından ameliyata alınıyor. İntromediller enstrümantasyon uygulanıyor hastaya. Bu esnada bu paratormon ve hiperkalsemisi nedeniyle bir tetkik aşamasına giriliyor. Ultrasonografi yapılıyor. Ultrasonografide sadece sağ lob arkasında 4x5 santimlik paratiroide ait bir lezyon olduğu düşünülüyor. Bu şekilde bir raporu geliyor. Daha sonra izleyen günlerde kalsiyumda tekrar bir yükselme oluyor ve acil olarak paratiroidektomi ve sağ lobektomi uygulanıyor hastaya. Patolojisinde sağ lobda 2 odaklı 2 ve 8 milim büyüklüğünde mikrokarsinom, papiller tiroid mikrokarsinomu ve paratiroid adenomu olarak geliyor. Hastanın anamnezi detaylı olarak sorgulanıyor. Israrla sorulmasına rağmen yani özellikle eşinden alınan bilgiyle yaklaşık 10 yıl önce nefrolitiyazis olduğu öğreniliyor. Yani aslında semptomatik bir hiperparatiroidisi var. Hastanın postop döneminde de kalsiyum seviyeleri düşüyor. Kalsiyumu replasmanı başlıyor. Buyurun. Evet, bu olguya başka sunumda yer almayan başka bir soru sormak ya da test yaptırmak gerekir mi? Adnan Hocam, sizin yorumunuzu alalım. Minibüse binmek için yürürken diye ifade ediyor. Gerçekten yani genel durumu iyi. Genç 43 yaşında bir hasta bir anda bulunduğu yerden ayağa takılmayla bu kırık bir kere olmaması beklenir. Bir maligniteyi dışlamak için herhangi bir şey, metastatik bir durumu dışlamak için bir şey yapmayı düşünür müsünüz? Yoksa bu kalsiyum değerini görünce doğrudan endokrin sistemi ön planda tutarak bu şekilde mi devam edersiniz? Yani ben bu hastada ilk bir test düşünmem bu durumda. Efendim? İlave bir test yaptırmayı düşünmem. İlave bir teste ihtiyacımız yok. Bunlar yeterli. Evet. Evet. Başka bir önerisi olan hocamız var mı? Hasan Hocam, bu aşamada ek bir öneriniz olur mu? Hiperkalsemiler değerlendirildiğinde hastane bazlı hiperkalsemilerin daha çok kısmı ama günümüzden daha geride değerlendirmeler. Çünkü hiperparatiroidi giderek artıyor. Daha fazla sanatıyoruz. Evet. Ama genel olarak değerlendirdiğimizde hastane bazlı hiperkalsemilerin altından metastazlar, kemik metastazlı durumlar. Toplum kökenli hiperkalsemilerin altından da daha çok hiperparatiroidi çıkıyor. Burada şüphe varsa kemik sintigrafisi ve buna bağlı olarak değerlendirmeler yapılabilir. Ya da
o alan opere edildiğinde o alandan patolojik, yani kırık alanından yapılan patolojik değerlendirmeyle de geriye dönük bu anlamda tanıya gidilebilir. Ama bu hastada parot hormonu çok yüksek olduğu için diğer bir klinik şüphe de ortada yoksa bu anlamda kalsiyum ve parot hormon yüksekliğiyle tanı sadece doğrulanmış olabilir. Evet, teşekkür ederim hocam. Şimdi bizim aslında bugünkü konumuzla veya kursumuzla doğrudan alakalı olmamakla beraber hepimizi ilgilendiren bir başka konu var. Bu konuda ben Serkan'ın görüşünü almak istiyorum. Hastanelerimizdeki acil yaklaşımlarıyla ilgili. Şimdi acil tıp tarafından üstleniliyor. 43 yaşında bir erkek hasta fömür kırığı nedeniyle geliyor ve doğrudan ortopediye bununla ilgili olarak yönlendiriliyor. Preoperatif dönemdeki kalsiyum değeri dikkat çekmese bu hasta fömür nedeniyle ameliyatına olacak, daha sonra evine gidecek. Yani bir başka hekim ya da bir başka branş tarafından görülüp değerlendirilme ya da yani tamamen teknik olarak ele alınacak ve bir bütün olarak ele alınmama olasılığı herhalde %50'den daha az değil. Kalsiyum değeri çok yüksek çıkınca anestezi hazırlığı sırasında dikkat çekip ondan sonra diğer testler istenmiş. Daha ılımlı bir değer olmuş olsaydı burada 11,5 diyelim. Sizin de çok yoğun çalışan bir aciliniz olduğunu biliyorum hastanenizin. Gözden kaçabilir miydi? Derken her olguda biz testleri, kalsiyum değerlendirmesinin laboratuvara da bağımlı olduğunu da biliyoruz. Tekrarlamalı mıyız? Burada öneriniz ne olur? Yani bizim hastanemizde de acil tıp kliniği mevcut. Daha önce hani cerrah olarak biz hastaları önce ilk karşılıyorduk. En az hastayı bir travma ve bütün olaraktan değerlendiriyorduk. Şimdi hasta tabii kırık olarak gelince direkt bize de yönlendiriliyor. Bence yani tesadüfen biri kalsiyum istemiş gibi burada. Yani hani her kırıkta da klinik kalsiyum ister mi? Bence hasta şanslıymış burada. Evet. Tabii bu kadar malin hiperkalsiyemi parat hormon yüksek olduğu için ek bir şeye gerek yok gibi gözüküyor ama belki diğer en azından belki hematolojik maligniteleri de kart etmek gerekebilir. Metastatik lezyonları da kart etmek gerekebilir. Gene burada hani multidisipliner yaklaşmak gerekebilir endokrin ve diğer klinikler tarafından. Ama bir şekilde ilk karşıdan biz olmayınca bu hasta bence hani isteyen kişinin inisiyatifiyle kalsiyum yüksek satan şanslı bir hasta diye değerlendirmek yani lazım. Klinik deneyimiyle de alakalı maalesef bazen çok yeni olan meslektaşlarımızın bazıları çok çok iyi bir teorik bilgiye sahip olmakla birlikte bazen de hızlı iş yükü altında gözden kaçabiliyor. Yoğun bakımda uzun süre kaldı bu hastamız ve kalsiyum değeri ameliyata hemen alınamadığı için aslında bu süreç yaşandı. Hemen ameliyata alınabilmiş olsaydı daha farklı bir yöne de gidebilirdi. Hemofiltrasyon aşamasına gelindiğinde o arada parot hormon istendi. Bu değer sizin için bir şey ifade ediyor mu? Yani parot hormon yüksek ve anlamlı derecede yüksek ama 1000'in üzerinde. Bu bir şey ifade eder mi? Yani sadece Müfide Hocam'dan bir yorum alabilir miyiz bu aşamada? Yani bu kadar yüksek parot hormon değeri. Evet, bu kadar yüksek parot hormon değeri bunun paratiroid kanseri olabileceğini düşündürür. Primer hiperparatiroidi olgularında da yükseliyor ama özellikle 10 katın üzerinde parot hormonda artış varsa büyük oranda bunun bir kanser olabileceğini söylüyor. Yine buna ilaveten kalsiyumunda 14 miligram desilitrenin üzerinde olması, hastanın erkek olması, yaşının çok yaşlı olmaması, ultrasonu bilemiyorum söylediniz mi, yine adenomun büyük olması, 3 santimin üzerinde olması, evet ameliyata alındıysa ameliyatta çevre dokulara yapışık olması gibi bulgular bize paratiroid kanseri, tabii çok nadir gördüğümüz bir olgu, tüm hiperparatiroidilerin %1'ini teşkil ediyor ama bunlar yine bizi adım adım paratiroid kanserine yaklaştıran parametreler. Evet, ameliyata girerken bu düşünceleri de beraberinde ve buna yönelik bir hazırlıkla girmekte yarar var. Evet, bundan sonra hastaya uyguladığımız cerrahi konuşabiliriz. Adnan Bey, sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Tek taraflı paratiroid kitlesinin bulunduğu ultrasonun bize yatak başında ancak yapılabilmiş tek tetkikimiz var. Ameliyat öncesi görüntüleme olarak ultrasonun söylediği 4-5 santim boyutlarındaki
yine evvelsi gün burada işlendi. Aslında paratiroid için bu ne kadar geçerli ayrıntı bilemiyorum ama mutlaka ki tiroiddeki bir kitle tarif ediliyorsa 3 boyutunun da tarif edilmesi gerekiyor. Ama o koşullarda elde edebildiğimiz 4x5 santim olan bir kitle var, tek taraflı. Ve biz de tek taraflı o tarafı paratiroid bölgesiyle birlikte çıkarmışız. Yeterli midir, uygun mudur? Ameliyat esnasında bütün paratiroidler gözden geçirilmek şartıyla tabii yeterli bir ameliyat. Artı zannedersem hastada parat hormon düzeyleri çok yüksek olduğu için o tarafa özellikle nodül olmadığı halde zannedersem lobektomi de ilave edilmiş. Evet. Bu da bir öngörüyle yapılmış büyük ihtimalle. Evet. Sonuçta da o lobdan mikrokarsinom çıkmış. İlk ameliyatı siz yapıyor olsaydınız siz de böyle mi bir yöntem seçerdiniz? Ben lobektomi yapmayabilirdim belki yani bu hastaya. Sadece kitleyi mi çıkarmıştım? Evet, sadece paratiroidektomi yapabilirdim. Evet. Belki Frozen'a gönderirdim. Gerçi Frozen ne kadar sonuç verirdi onu da bilemiyorum. Ona göre belki bir yol izleyebilirdim. Evet. Peki başka bir cerrahi seçerdim diyen hocamız var mı? Hasan hocam siz ne derdiniz, ne yapardınız? Hocam bence yapılan cerrahi işlem doğru. Evet. Burada Nefide hocama ek olarak o çok güzel tanımladı. 10 kattan üzeri, 14'ün üzeri kalsiyum. Ultrasonda belirgin kitle ya da palpabl kitlenin dışında bu hasta için dikkat çekmemiz gereken noktalar da var. Kanserle bağdaştırmak için kemik hastalığının bulunması %40-75 malinte, böbrek hastalığının bulunması taşın yani bir anlamda yetmezlik %40, böbrek ve taş birlikteliği aynı semptomatolojide hastada varsa bu hastalarda malin olasılığını biraz daha yüksek olarak değerlendirmek gerekiyor. Böyle bir hastada ben görüntülemeye ek olarak belki eğer tabii kırığının durumunu ve mobilizasyonunu bilmiyorum ama bir servikal tomografi çünkü lenf nodları klasik olarak diseke edilmese de burada temel cerrahi tiroid kanserlerinde veya şüphe olan durumlarda da ilgili zarfla klasik paratiroidektomide alıştığımız gibi kapsül yakın bir diseksiyon değil içinde bulunduğu zarfla çevre yumuşak dokuyla birlikte çıkarılması. İnvazyon alanları varsa bunların da uygun şekilde invaze edilmesi. Hastanın durumunu bilemiyorum. Tabii ki bu durumda cerrahi alınabilir yapılamıyorsa ama bir servikal görüntüleme bu anlamda uzanımları değerlendirmek evet. açısından mantıklı olabilirdi. Evet. Odaklanmış yaklaşım için bu bence de yani kanser cerrahisi yapmayı planlıyorsak öngörüyle bu ameliyat bence de yeterli. Evet, tekrar başka patolojiye dönebilir miyiz? Şimdi bu olguda tabii biz hep paratiroidin, paratormon değerinin çok yüksek olmasından dolayı paratiroid bezinden malinite beklerken papiller tiroid mikrokarsinomu ile karşılaştık. Bu tek taraflı lobektomimiz neticesinde paratiroid dokusu da çok gerçekten dikkatli bir şekilde tekrar tekrar değerlendirdi patoloji kliniği ve adenom olarak yorumlandı. Şimdi tekrar cerrahi kararımızı ve yaklaşımımızı düşündüğümüzde ameliyata girerken elimizdeki bilgilerle yaklaşımda çoğunlukla panelist hocalarımız benzer düşünceyi ifade ettiler. Serkan siz eğer öncesinde tiroid bezinde ultrasonda görünen herhangi bir şey yok ama böyle bir olasılık olmuş olsaydı total tiroidektomi yapar mıydınız yahut da bu bulgularla şimdi bu olguya total tiroidektomi öneriyor musunuz? Şimdi hastaya giriş amacı hiperkalsemi ve paratiroid malinitesi olabilir. Onun için yapılan işlem gayet evet. uygun. Etraf dokuyla beraber aslında o tarafın lobektomisi yapılmış. Çok ama tesadüfen tiroidde mikropapiller karsinom çıkıyor. Buradaki bundan sonraki aşama aslında boynun iyi görüntülenmesi. Yani nodüler açısından yani lenfodonal patelsel değerlendirilmesi artı patoloji sonucunun iyi irdelenmesi gerekiyor. Yani herhangi bir vasküler invazyonu yoksa, intratiroidalsa, kapsül invazyonu yoksa, karşı taraf tiroidde herhangi bir patoloji yoksa bu yapılan işlem geçerli. Hı hı. Yoksa ek bir işleme şu olduğuyla gerek yok. Ama agresif varyant bir tiroid seyahatsa, işte invazyonu varsa, boyun görüntülemesinde ek nodülleri var ise o zaman belki bir girişim düşünülebilir. Evet. Peki Feyzullah ekleyeceği bir şey var mı bu konuda? Ben de katılıyorum Serkan'a. Yaşı zaten 45'in altında.
yani agresivite kriterleri gözükmüyor. Yani bu hastada kalırdım ben de böyle. Eğer evet. Diğer lobda da bir şey yoksa, lenfadenopatisi yoksa şüpheli. Evet, teşekkür ederim. Şimdi bu konuyu bir sonraki olguda da tekrar ele alacağız. Papiller tiroid kanserinde karşımıza böyle rastlantısal çıkan durumlarda ne yapmalıyız? Bir sonraki olguyu da sunalım ve onun üzerinde biraz daha konuşalım. Beşinci olgumuz boyunda şişlik şikayetiyle yapılan ultrasonografisinde sağ lobda yaklaşık 2 santimlik nodül tespit ediliyor hastaya ve ince aspirasyon biyopsisi yapılıyor. Biyopsisinde papiller karsinom ile uyumlu olabilecek malign histoloji tanısı geliyor ve hastaya total tiroidektomi yapılıyor. Patolojisi incelendiğinde sağ lobda 7 milimlik mikrokarsinom papiller tiroidseya klasik varyant olarak tespit ediliyor ve hastanın patolojisi gelmeden daha hormon replasman tedavisi eltiroksin başlanıyor. Hastaya bu patoloji sonucu geldikten sonra bir ultrasonografi yapılıyor ve 14 milim çapında kısmen klavikulanın arkasında uzanım gösteren ilk görüntülemede rapor edilmemiş bir bakiye doğal yapıda tiroid dokusu tespit ediliyor. Sintigrafi çekiliyor ve ultrasonda gösterilen lezyonun verifikasyonu yapılıyor. Burada bir bakiye doku olduğu tespit ediliyor. Hasta ilk başvurduğu kliniğe gitmek istiyor ve bu klinikten hastadan bir raf isteniyor. Bir raf sonucu negatif geliniyor. Patoloji raporları tekrar inceleniyor ve sonuç yine aynı papiller mikrokarsinom olarak geliyor. Buyurun. Sorularımıza geçmeden bu 33-34 yaşlarında bir kadın sanıyorum onu yazmayı unutmuşuz. Evet. Özür dilerim. Genç bir kadın İstanbul'da bizim bölüme gelmeden önce bir üniversite hastanesinde ilk incelemeleri yapılıyor. Orada yapılmış ultrasonografi ince iğne aspirasyon biyopsisi sonucuyla geliyor. Müfide Hocam bunlar sizin için yeterli midir cerrahi kararı vermede? Papiller karsinomu işaret eden bir ince iğne sonucu. Dış merkezde ama güvendiğiniz bir merkezde yapılmış bir ultrasonografi yeterli midir? Tabii iyi, deneyimli bir kişi tarafından ultrason yapılması lazım. Bakiye doku dendi. Bu gerçekten bir bakiye doku mu yoksa bir lenf bezi mi? Bunun aydınlatılması lazım. Yani iyi bir ultrason, deneyimli bir kişi tarafından ultrason yapılması lazım. Tabii tomografinin ek bir getirisi olur mu onu bilemiyorum ama bu bölgede özellikle lenf bezlerine ve tiroide yönelik deneyimli bir kişi tarafından ultrason yapılması gerekiyor bu hastada. Evet, ultrasonografi tekrar burada da birkaç gündür konuştuğumuz gibi kişiye bağımlı bir inceleme olduğundan sadece tiroid bezinin değil boynun da ayrıntılı ve yeterli bir şekilde incelenmiş olduğundan emin olmak istiyoruz ameliyattan önce. Ameliyat yöntemi yeterli ve uygun mudur Serkan? Bir buçuk santim pirop girerken bir buçuk santim şüpheli bir papiller karsinom. Güvendiğimiz bir yerde ultrason yapıldığını farz ettik. Etrafta bir lenf bezi yok. Total tiroid yani kılavuzlara bakarsanız işte 2006 ATA 2 santimin üstünde, 2009 ATA 4 santim T3 tümörlerde profilaktik diseksiyon önerebiliyor önerici C olarak. Ama biz rutin pratiğimizde eğer malign olduğunu bilirsek en azından aynı tarafa belki profilaktik yapabiliriz. Veya şüpheniz var, per-op olobu Froz'la gönderebilirsiniz. Froz'un sonucu tümör boyutuna göre ek bir şey yapabilirsiniz. Total tiroidektomi yapılmış, literatüre göre yeterli. Yani per-op'ta herhangi bir siz orada şüpheli lenf bezi görmüyorsanız ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Evet, şimdi bu olguda ameliyat sonrası ilk kontrolümüzde TSH değeri bizi çok tabii şaşırtıyor. Sonradan da öğreniyoruz ki ameliyat sonrası erken dönemde patoloji sonucu beklenmeden hormon replasmanına başlanmış. Armağan Hocam başlayalım mı? Başlayabilir miyiz? Ameliyat sonrası hemen patoloji sonucunu almadan. Peki.
Teşekkür ederim. Ben başlamamaktan yanayım. Bu olguda da olduğu gibi biraz kafa karıştırıcı oluyor ama aynı zamanda bu olguda başka bir şey de var kafamızı karıştıran. Şimdi ultrasonografide, ilk ultrasonda görünmeyen bir şey, dokuyla karşılaştık. Post-op sintigrafi yaptığımızda bir doku göründü. Bunun üzerine ultrasonu tekrarladık. Keşke ameliyat öncesi tekrarlasaymışız. Bir bakiye dokuyla karşılaştık. Bu bakiye doku için ne yapalım? Adnan Bey, ne yapalım bu bakiye doku için? Yani bakiye doku için bu papiller bir mikrokarsinom, 1 santimin altında mikrokarsinom vakasıyla karşı karşıyayız. Kalan doku miktarı da yaklaşık 1,5 gram civarında herhalde, 14 milimetre. Yaklaşık olarak. Yaklaşık 1,5 gram civarında bir doku kalmış. Yani bu kalan doku için ek bir cerrahi yapmaya benim görüşüme göre gerek yok. Belki bir radyoaktif yod tedavisi için yönlendirilebilir hasta. O bile belki gerekmeyebilir. TSH süpresyonu da yeterli olabilir bu hastaya. Evet, teşekkür ederim. Hasan Hocam, BRAF konusunda bir yorum getirmek ister misiniz? Hocam, bu BRAF bu son zamanlarda immünohistokimya yöntemleriyle ortaya konulduktan sonra tümör belirteçleri arasında sayılıyor. Erişkin tümörlerde kötü gidişle, rekürensle, kapsül dışı invazyonla kendini gösteriyor. Rutin ince iğne avantaj, en önemli avantajı ince iğneden bakılabilmesi. O nedenle belki gelecekte ince iğnelerde rutin bakıp, şu an için böyle bir şey yok, rutin bakılmıyor ama cerrahimizi yönlendirebilecek adımlara bizi götürebilir. Evet. Ancak rutin uygulama içinde bunun kanser tanıcısı, koydurucu bir rolü yok. Ancak kanser varlığını desteklemede oldukça güçlü bir endikatör. Evet. Arada kalınan durumlarda %100'e yaklaştırmasa bile bizi kanser tanısına yaklaştırmada faydalı olabilir. BRAF. Evet. Atakan Hoca'ya ben sormak istiyorum. Bu aşamada istenmiş olması bundan sonraki hastanın takibi konusundaki yaklaşımınızı değiştirir mi? Şimdi tabii BRAF'ın bildiğimiz gibi daha agresif olduğu söyleniyor. Fakat yani bizim tedavi stratejimizi değiştirmeyecektir. Evet. Yani gerek mikro karsinom olsun, gerek 1 santim üzerinde olsun, bizim vereceğimiz tedavi stratejimizi değiştirmeyecektir. Bununla ilgili ben aslında salona sormak istiyordum. Yani bu konuda postoperatif dönemde BRAF istediğimiz zaman mikro karsinom için tedavi stratejisini değiştiren veya farklı düşünen salondan dinleyicilerimiz var mı acaba? Erman Hoca kafasını sağlıyor. Hayır diyor. Evet. Hocayla aynı klinikte çalıştığımız için. Onun için evet. Oradan gelecek cevabı biliyorum ama ben başka dinleyicilerden de farklı görüşü olan var mı diye sormak istiyorum. Ben Sayın Ömer Bender'e sormak istiyorum. İstiyor musunuz? BRAF istiyor musunuz ya da istemiyorsunuz? Peki. Teşekkür ederim. Radyoaktif iyot konusunu gerçi birçoğumuz konseylerimizde tabii ki birlikte karar veriyoruz ama hani bu düşünceyle hastanemizde yoksa bir başka merkeze yönlendirdiğimizde oluyor. Cerrahi konusunda aslında Adnan Bey görüşünü söyledi. Bizim konseyde de yaklaşımımız doğrusu bu şekilde oldu. Bunun altında yatan düşünce şuydu. Bu gibi olgular, takibi aldığımız olgularda dokuyu hangi yakın takiple izliyorsak burada da aynı şekilde takip edebiliriz diye düşündük. Fakat ilk başvurduğu ultrasonu ve ince iğne aspirasyonunun yapıldığı yere bir daha danışmak istedi hasta yakını. Preparatlarıyla birlikte gittiler. Aynı karar çıktı oradan da. Bu aşamada radyoaktif iyot konusunda nükleer tıptan arkadaşlarımız varsa yorum alabilir miyiz? Önce panelistlerden yorum almak isterim. Feyzullah Hocam, bu konuda yorumunuz ne olur? Gönderir misiniz? Endikasyonu var mı? Yani endikasyonu bu bulgulara göre gözükmüyor. Ancak BRAF pozitif olsaydı acaba ne yapardık? Çünkü agresif ve belirteci. Ve biliyoruz ki BRAF pozitif olan papiller tiroid kanserlerinde santral invazyon %50 daha fazla gözükmekte. Belki BRAF pozitif olsa hani düşünülebilir diye. Siz istiyor musunuz? Hayır, biz istemiyoruz. Yok, zaten yaptıramıyoruz ama. O zaman radyoaktif iyotu da çünkü süremizi tamamladık. Evet. Çok küçük bir iki mesaj daha çıkaralım ve kapatalım.
cerrahi tedavi konusunda yeterli olduğu konusunda hemfikiriz galiba. Siz mesela bu bakiyeye dokuya yönelik ikinci cerrahi yapar mısınız? Ben bu aşamada düşünmezdim, yapmazdım ikinci girişimi. Evet. Bu olgunun dışında her mikropapiller tiroid kanseri cerrahi tedavi edilmeli mi? Son zamanlarda ben Serkan Hoca'dan böyle bir yorum isteyeceğim çok kısa. Yazılar çıkıyor. Epitelyal kanserlerde, gerek prostatta, gerek memede, gerek tiroidde. Bunları biz hani kanser adını telaffuz ediyoruz. Hastaya da genel olarak sağlık sistemine de bir tanımlama yapıyoruz, bir yük getiriyoruz. Acaba doğru mu yapıyoruz? Yani bunları yaşamlarını, kaliteli yaşam ya da hastanede geçen yaşam ya da toplam yaşam süresi değiştiriyor muyuz? Bunlar tabii çok yeni yayınlar, bir takım tartışmalar içeriyor. Her mikropapiller kanser cerrahi tedavi olmalı mı sizce? Şimdi elimde bir papiller karsinom patolojisi var ise, hani kendim için düşün, ben bunu takip eder miyim? Yani en azından o tarafı alırım. Ama hani kanser tanısı var ise herhalde cerrahi düşünürüm. Evet, takip yani etme konusu biraz. O sözü bir kere telaffuz ettikten sonra Yani hem ben hem hasta hem etraf açısından herhalde bir şekilde tedavi, yani azından cerrah gözüyle bakarsam o hastaya emanet ederim. Peki. Müfidi Hocam son söz olarak sizin yorumunuzu da bu konuda alabilir miyiz? Evet, biz de öyle. ATA kriterlerine göre de öyle. Eğer bir santimin altında ise, tek odaklı ise ve kötü prognostik faktörler yok ise yine ameliyat öneriliyor. Lobektomi yeterli. Tabii endokrin cerrahi kongresinde bu da tartışıldı. Yani papiller kanser tanısı aldıktan sonra acaba kaçımız buna lobektomi yapıyoruz? Kaçımız total tiroidektomi? Evet. Sanıyorum yine çoğunlukla cerrahlar ve hastalar tabii total tiroidektomiden yana oluyor bir santimin altında olsa da. O bakımdan ameliyat ediyoruz biz. Evet, çok teşekkür ederim. Buyurun lütfen. Evet, Nükleer Tıp Kliniği'nden meslektaşımız, buyurun Doktor Gülşin Hanım. Hasta ameliyat sonrası